Sen nişanlısın. Ben evet sözlü sayılırım. Nişan değil ama sözlü sayılırım. Evet. Şimdi böyle son zamanlarda söz, nişan, düğün hepsi bir arada hop bitiriyor herkes. Ama bence her evre önemli. İnsanların birbirini tanıması açısından. Nişanda herhalde biraz daha aileler zannediyorum evet. Böyle bir kaynaşıyor. Sana kahve ısmarlayayım mı şekerim? Sen de seviyorsun kahve. Kahvenin yanında çikolata vardı, onu da söyleyeyim biraz. Ver şu beyaz çikolatasından hadi yiyeceğim. Hadi tak bir tane. Kesin sen çikolata yemiyorum diye böyle yapıyorsun. Beyaz çikolata da çok yağ var dedim, yemeyeceğim dedim. Ondan galiba böyle. Bak çikolata yiyeyim her şey düzelecek. Heyecanı kalmayacak. Hala heyecanlı biliyor musunuz? Evet, buyur şekerim. Teşekkür süt ederim. İstiyor musun? Yok, hayır, teşekkürler. Tamam. Bir rüşvet daha veriyorum. Çikolatanı yiyorum. İçinde narlı. Sürpriz bir şey var. Evet, nar. Narla. Anam çok güzelmiş. Neden hep çok güzel şeyler çok zararlı? Biri bana bunu söyleyebilir mi? Bayağı güzel. Ben çok afiyet seviyorum olsun. Beyaz çikolata. Ama yemiyorum. Aa, çok iyi fikir ya nar koymak için. Evet. İşte bu sesi çok seviyorum. Az önce de bunu evet söylemiştin. Çocukken beni diyor soğan sesi diyor cezbediyordu diyor. Annem izin vermiyordu diyor. Nursel'cim soğanlarımızı biraz böyle pembeleşene kadar kavuracağız. Daha sonra kıymamızı ilave edip tekrar kavurmaya devam edeceğiz. En son baharatlarımızı atıyoruz. Kimisi de kıymayı önce kavuruyor et daha iyi pişsin diye. Evet. Ay lütfen şunu alın. Çok güzelmiş. Al Harun. Yufkalarımız yine şahane. Kıymalı harcımız biraz soğusun ki elimizi yakmasın, böreğimize zarar vermesin. Ben de yapacağım, sana yardım tamam. edeceğim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kıymamızı dörde böleceğiz. Sen yap. Tamam. Sen orada yap, ben burada tamam. yapacağım. Ben de yapacağım. Tırtıklı yapsam olur, olur herhalde. Olur. Şöyle. Şey, üçgen şeklinde getireceğiz. Katlıyor muyuz? Şöyle, şöyle üçgen olacak. Nursel'cim şimdi tereyağımızı sürmeye başlayabiliriz. Önce tereyağımızı sürdükten sonra şekil veriyoruz. En son kıymamızı koyuyoruz. Tariflerimizi beğenenler, yapanlar olursa, hodri meydan diyenler olursa bana yazıyor. Nursel'in.evi ya da Ergin Nursel'den bana ulaşabilirsiniz. Ya şöyle bir değişik böyle bir videolar istiyorum ya. Evlenme teklifi, doğum günü, kutlama, bir şey böyle bir fark yaratalım yani. Nursel'cim başlayabilir miyim? Başla. Kıymayı biraz bol koyuyorum. Kıvırdık. Evet. Sonra kenarlardan üstüne doğru kapatıyoruz. Şu şekilde büzüp evet büzmeye devam ediyoruz biraz daha. Daha sonra kalan kısımları şöyle içe doğru kapatıyoruz. Bakayım nasıl yaptın? Bu kısmını kaçırdım. Gel bakayım. İyice büzdük değil mi? Hı-hı. Şöyle kenarlardan alıp. Bakalım gül şekli verildi mi? Ha, anladım. Şimdi bir daha deneyelim. Aa, bakar mısınız? Aa, çok güzel oldu. Pardon, benimki daha güzel gül olmuş. Vallahi billahi bak. Şey, masa örtüsü yaparız ya böyle hani. Annelerimiz çok yapar. Aynen, eskiden şöyle masanın örtüsünü şu şekilde büzüp. Evet. Aa, çok zevkli. Şu tam ortasından güzel büzerseniz döndürdüğünüzde çok güzel oluyor.
Şöyle. Evet. Böyle. Bir tane daha deniyorum. Bunun tatlısı var biliyor musun? Baklava yapıyorlar bu şekilde. Ay, ay çok güzel oldu. Böyle döndürüyoruz. Hop. Oo, çok süpersiniz. Güzel ya. Çok zevkli. Çayımızı da koyalım, dumanını tüttürelim. Bunu sadece son böreğimizi de yapıyoruz. Tamam. Elinize sağlık kızlar. Nefis bir masa kuruluyor. Ufaktan ufaktan. Bir sürü de gülümüz var. Yumurtalarına başlayayım. En sonunda çörek otlarımızı serpebiliriz. Çok beğendim şekillerini. Aynı şekli... bunun tatlısı olduğu için söylüyorum. Normal hani açamıyorsanız bile şey alın. Baklavalık yufka alın. Evet, baklavalık İçine boz Antep fıstığı koyun. Çok yakışıyor. Senin de ellerine sağlık. Rica ederim. Çok sadece elledim. Hepsi senin eserin. Kesinlikle senin elinde lezzeti geçti tabii ki. Buyur buyur şekerim. Pişerken şöyle ah. Yalnız paskalyeyi unuttum ben biliyor musun? Bir açtım paskalye çıktı. O tamam.